konuşun. Bir de hocam sorulara kısa cevap. Yetişmiyor, çok üzülüyorlar. Hocam kolay gelsin, iyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Rino yapıyorsunuz, burun estetiği yani. Evet, bugün Rino ama sekonder Rino. Sekonder Rino ve özellikle bir sekonder Rino aslında. Evet. Daha önce burun ameliyatı yapılmış hastamız. Bu hastanın hikayesi çok enteresan çünkü bu hastayı bunlar 3 kız kardeş geldiler. Az önce ikisini bitirdim. Şimdi de sonucu en zor olanı yapıyorum tabii. En zor olan sona kaldı. Evet. Daha önce de kardeşlerini yapmışım. 4. kız kardeşlerini. Fakat onlar maalesef o kardeşlerini dinlememişler. Gidip başka bir yerde ameliyat olmuş ikisi. Bir tanesi başka bir doktorda olmuş. İkisi de rahatsızdı. Ve üçünün de ameliyatını şimdi tekrar yapıyoruz. Hemen kısaca ben bir tekrarlayayım. Ses az gidiyormuş. Evet. Daha önce başka doktorlara ameliyat olan 3 kız kardeş. İkisi aynı doktora, biri farklı doktora burun estetiği yaptırmış. Üçü de memnun değil. 4. kız kardeşleri Fatih Bey'e yaptırmış. Çok memnun kalmış. O yüzden üçü de bugün gelip Fatih Bey'e burun estetiği oldu. Şu an 3. kız kardeşin ameliyatını yapıyoruz. En zor olan da bu aslında. Biraz hastamızın burnundan bahsedelim. Hocam siz devam ederken. Evet, gördüğünüz gibi sağ daha önce bir dakika önce kuruldu hocam. Daha önce başka bir cerrah tarafından ameliyat edilmiş, bahsettiğimiz gibi. Gördüğünüz gibi oldukça basık, ucu düşük ve çok kısa, yüzüne göre çok kısa olan bir burun. Hastamız kendi kıkırdağının, kendi kaburgasının kullanılmasını istemedi. Bu yüzden hastamızın tercihi doğrultusunda, onayı doğrultusunda banka kıkırdağı kullanmaya karar verdik. Steril şartlar altında saklanan bankalarda, kıkırdak bankalarında saklanan kıkırdaklar da tabii ki kullanılabiliyor. Ve hiçbir risk içermiyor. Bunu soracağınızı düşünüyorum. Asla bir hastalık bulaşması ya da başka bir şey gibi bir riski içermiyor. Biz ne yapacağız? O kıkırdığı alıp küçültüp şekillendireceğiz. Hastamızın burnunun üzerini bir dolduracağız ilk önce. Daha sonra burnunun diklik kazanması için ucuna bir graft koyup dolduracağız yine. Ve burnun ucunu kaldırıp projekte olmasını, şöyle bir burun elde etmeyi planlıyoruz. Bakalım ameliyat sonucundan yine sizi bilgilendireceğiz zaten. Evet. Sen gel yandan çekebilirsin. Geliyorum hemen. Bakalım. Bakın yandan ve önden. Hocam bir adım kaymanızı rica etsem, evet. Çok yaklaşamıyorum. Şu anda hastamızın burnu. Evet. Şu ön üstten de bak istersen. Bir saniye yakınlaştırdım için küçük hareketler bile şey gösteriyor. Yeni başlıyorum burnuna. Evet. Yandan göster. Evet şu anda şöyle çok güzel aldı. Evet. Üstü oldukça basık, ucu kısa ve düşük bir burun. Kıkırdaklarla destekleyerek burnu düzelteceğiz inşallah. Evet, bugün rinoplasti günü olsun. Sizden burun estetiği hakkında sorular bekliyoruz. Merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Hepsini yanıtlamaya çalışacağız. Hocam Filiz Hanım, hatırlarsınız Filiz Yüce hep canlı yayınlarımıza da katılır. Benim burnum kadar seksi olmasın yazmış. Çok beğenmiş burnunu sanırım hastamız. Tamam, hatırlıyorum ben, çok iyi hatırlıyorum kendisini. Hemen okumaya çalışıyorum. Meryem Hanım'ı da hatırlıyorum. Merhabalar Meryem Hanım. Meryem Düzgelen. Sizi de hatırlıyorum canlı yayınlardan. Evet. Bişektomi öncesi sonrası fotoğrafları paylaşalım. Hocam bişektomi öncesi sonrası fotoğrafları istiyorlar. Evet. Sayfanızda yarın onlardan da paylaşalım. Erzurum'dan selamlar. Hemşire Hanım'la asansörde karşılaşmıştık demiş. Sibel senden bahsediyor sanırım. Beni görmediğine göre. Beni görmediğine göre. Senden bahsediyor ama bilmiyorum, belki geçmiş zamandaysa benden de olabilir. Evet. Hangi hemşire hanım? Elibol.c isimli kullanıcımız. Ameliyattaki Sibel hemşire mi? Yoksa canlı yayın sunucusu Tuğçe hemşire mi? Tarafınızı seçin. Ameliyat hemşiresi mi, canlı yayın hemşiresi mi?
Evet Arzu Hanım, biz gece gündüz demeden hastalarımıza uygun saatlerde ne zaman isterseler, eğer hastamız gece geldiyse ve ertesi gün mesela gitmesi gerekiyorsa ve hastane istezi almaya uygunsa, biz tabii ki hastamızı kırmıyoruz, yapıyoruz. Üç kız kardeş geldiler dediğimiz gibi. Birinci ve ikincinin ameliyatlarını bitirdik. Az önce bitti ikinci kız kardeşin ameliyatı. Şimdi üçe başladık. Hocam bir sürü tebrik var size. Bu saatte bile hala ameliyat yapan Fatih hocamız diye. Gülcan Hanım sormuş hocam, bankadan alınan kıkırdak insanın kendi kıkırdağı kadar iyi ve kalıcı olur mu? Tabii bunu da siz cevaplayın. Kesinlikle olur. Çünkü bu banka kıkırdakları Amerika'dan geliyor. Hatta bir süre bilirsiniz. Getirir misiniz kıkırdak kutusunu? Özel bir şeyle geliyor. Soğuk zincirli. Soğuk zincirli. Soğuk zincirdeki kıkırdak. Yakup Bey söyle, o biliyor. Yakup abi biliyor yerini. Sen onu söyle, o getirsin. Amerika'dan geliyor. Ben tekrarlayayım. Amerika'dan geliyor. Soğuk zincirde uzun süre dondurularak, şokla daha doğrusu, uzun süre kalıcı hale getiriliyor. Daha sonra biz de hastalarımızın eğer isteği bu yöndeyse, kendi kıkırdağını daha önce aldırdıysa ya da aldırmak istemiyorsa, biz de bankadan kıkırdakla bunu destekliyoruz ve hiçbir problem de olmuyor. Dediğimiz gibi risk sıfır. Az sonra göstereceğim size, tanıtacağım. Hayır, burun ameliyatlarından sonra çok acı olmuyor. Eskisi gibi tampon çıkarırken de acı olmuyor. Aslında eskisine göre burun ameliyatları çok rahat artık atlatılıyor, postop dönemi. Merak etmeyin. Evet, kıkırdağımız geldi. Evet, dondurulmuş tıbbi malzeme -40, -90 derece arasında saklayınız diyor. Kapağını açalım. Bu dışı steril değil. Elinizi şey yapmayın. Yok, içini şey yapmayız hocam. İçinde çünkü özel buz var. Aç. Hı-hı. Aç. Bırak hadi. Şey gibi oldu. Bak göster. Salla biraz. Şöyle yapalım. Evet. Elini alırım. Onu sıkan göstereceğim. Tamam hocam. Şu şekilde gösterebilirim. Hı-hı. Yok, merak etmeyin. Evet, şu şekilde bir kıkırdaktan bahsediyoruz. Özel şartlarda korunup saklanıyor bunlar. Gördüğünüz gibi oldukça büyük. Biz bunu incelteceğiz. Önce tabii çözeceğiz suda, steril suda. Daha sonra onu şekillendireceğiz. Ve hastamızın ihtiyacı doğrultusunda parçalara ayırıp doğru yerlere yerleştirerek burnun projekte bir burun olmasını sağlayacağız. Evet, soğuğu çözülmesin, geri koyalım. Tabii bunu kullanım anına kadar açıp şey yapmıyoruz. Şeklini, buzunu kaybetmemesin diye hiçbir şekilde çözdürmüyoruz. Kullanım anında alacağız. Bir sürü soru gelmiş. O yüzden her canlı yayında söylüyorum ama yine söyleyeyim. Buradan fiyat paylaşımının çok etik olduğunu biz düşünmüyoruz. O yüzden fiyat bilgisi için direkt mesaj atabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde görüşmeye gelip fiyat bilgisi alabilirsiniz. Ama buradan cevaplamıyoruz. Daha öncelikli sorular olduğunu düşünüyoruz. Zaten sorular yetişmiyor. Sibel Hanım, az önceki hastamız sizinle karşılaşmış. Bir hastamız da yine sen ya da ben, çok emin değilim. Sizi de ben görmüştüm, odama gelmiştiniz galiba. Biz de yavaş yavaş ünleniyoruz. Evet, bakın burnunuz içine kıkırdak koymuşlar. Evet. Gördünüz mü? Daha önceki doktorun koydu. Yakınlaştırıyorum bir saniye. Kıkırdağın geri ve geri göstergesi var. Evet. Bir dakika. Arka plan olsun. Evet. Daha önceki doktorun koyduğu kıkırdak. Kıkırdaklar böyle kalıcı bir şekilde kalıyor arkadaşlar. Evet. Yani şey olmuş bence. Hocam, hastamızın kendi kıkırdağı mı alınmış burnunun tabanından? Evet, o yüzden kıkırdak olmadığı için. O yüzden banka kıkırdağı tercih etti hastamız. Çünkü kaburgasının alınmasını istemedi. Kaburga istemedi aslında. Özel bir sebebi var mı hocam istememesinin? Yani yeni bir travma istemiyorum. Diye. Orasında da bir yara olmasın diye belki de. Korktu yani birazcık da. Olabilir. Evet, Medlay Güzellik Salonu isimli kullanıcı. Evet, meme ameliyatı, liposakşın ve bişektomi aynı anda yapılabilir. Hiçbir problem olmaz. Birçok kez yapıyoruz burada. Hocam, ilginç bir soru. Evet. Günde kaç saat uyuyorsunuz?
Bunu merak etmişler takipçilerimiz. Bence 3. Ben hocayla çalışıyorum, inanmadım. Günde 5-6 saat ortalama uyuyormuş Fatih hocamız. Tabii ki sabahlara kadar biz böyle her gün durmuyoruz burada. Mesela bu son ameliyatımız bitince yaklaşık canlı yayın aynı anda biter tahminimce. Fatih Bey de evine gidip dinlenip uyuyacak. Hocam Serkan Eder yazmış ki Fatih hocam selam Balıkesir'den. Eski Çağınar Hastanesi çalışanı olarak demiş. Ben de selam göndermek istiyorum çünkü ben de Balıkesirliyim. O yüzden ben üzerime alındım biraz bu selamı. Çok teşekkür ederim. Elibol.c isimli kullanıcı. İltifatınız için. Dördüncü ayda burnun üstünde kemik gibi bir şey var. 10 gündür şiş normal midir hocam demiş Arzu Hanım hocam. Yani zaman zaman şişleri olabiliyor. Korkmayın lütfen. Yok olur kendiliğinden değil mi? Olmasa da takarız yine. Olmasa da evet küçük bir belki revizyon gerekebilir ama daha sonradan ortaya çıktıysa muhtemelen yani yok olur. Bence çıkmadı ama yani bence bir geçici bir şişlik olmak var daha iyi. Evet. Ay Semra Hanım kızınızın burnu çok güzel oldu. Hatırlarsın anestezi teknisyenimizi çekelim. Sümeyra Hanım'ın burnu ikinci salonda yaptığımız hasta. Uyandırırken hatta Semra demişti. Annesinin adı Semra'ymış. Kızım, evet kızımın nasıl oldu burnu diye sormuş. Çok güzel oldu. Bence de beğenir çünkü biz gerçekten çok beğendik. Uzaklaştırayım. Sorularınızı bekliyoruz rinoplasti ile ilgili. Hocam siz hangisini önerirsiniz? Kendi kıkırdağı mı yoksa hazır olan mı? Valla ben hastalara ikisini de yapıyorum biliyorsunuz. Yani bu bahta kıkırdaklarını yeni yeni kullanmaya başlıyorum. Önceden daima kendi kıkırdağı alıyordum. Fakat bazı hastalar yeni bir travma istemiyorlar. Yani tabii seçenek sonuçta. Bu konuda hani illa şunu yapabilecek bir şeyim yok. Hasta hangisini tercih ederse. Çünkü bir tanesinde ameliyat var, bir tanesinde ise sadece dışarıdan getirmiş olduğumuz. Fiyat olarak da çok farklı değil, yani ikisi de aynı gibi. Sadece bir tanesinde bir de cerrahi müdahale söz konusu. Aslında çok da bir fark yok. Hastanın isteği önemli olan diyorsunuz. Evet. Şeyda Hanım, burun ameliyatından sonra bir 6 ay kadar denize ve havuza girmemenizi öneriyoruz. Bir 6 ay kadar kesinlikle güneş gözlüğü kullanmamanızı öneriyoruz. Onun dışında uygun şekilde, uygun aralıklarla burnunuza ödemlerin yok olması için masaj yapmanız gerekiyor burun ameliyatından sonra. Bu masajı zaten ilk kontrolünüzde alçılar çıktığında ben ya da orada kim olursa bir Fatih Bey'in hemşirelerinden birisi size tarif ediyor. Nasıl yapmanız gerektiğini. Onların dışında öyle ince çok dikkat etmeniz gereken bir şey yok. Tabii kapıya duvara çarpmamanız lazım. O kadar. Yani orada sakınan göre çok vaka aslında. Evet. Çok da sakınmayın. Yani çok da sakınırsanız daha çok. Evet bence güneş gözlüğü takmamak yeterli. Onun dışında çok yani bir şey olmaz. En istemediğimiz şey 6 ay gözlük kullanmamak. Evet. Hafif de olsa. Peki hocam siz cevaplayın. Hep ben konuştum. Gözlük takarsalar, mesela düzenli gözlük taktı hasta ikinci aydan sonra. Neyle karşılaşabilir? Bunun o kemik yapısı çökecektir. Evet, orada gözlüğün izi çıkar. Evet. Orada gözlüğün durduğu bölgede bir çöküklük oluşur gözlük şeklinde. Sare Hanım, daha önce ne ameliyatı oldunuz ve tekrar olmak istiyorsanız tabii ki her ameliyatın revizyon işlemi yapılabilir. Ama ne ameliyatı olduğunuzu da bize yazın. Meryem Hanım çok tatlısınız. Hocam Gül Demir Ölmez yazmış. Bir sene önce burun ameliyatımı yaptı doktor bey. Çok memnunum diye. İnşallah her zaman her hastalarınız güler yüzle ayrılır. Genelde olduğu gibi. Hocam ilginç bir soru. Konumuz dışı ama yöneltmek istedim. Bu aralar çok popüler çünkü. Migren ile ilgili ameliyatlarda başarı oranını sormuşlar hocam. Migren ile ilgili ameliyatlarda başarı oranı şöyle.
eklem biliyorsunuz kadınlarda her 4 kişiden birinde, erkeklerde ise her 12 kişiden birinin sorunu. Ve bu tip ameliyatı olan hastalarımızın %90'ı bu işten memnun kalıyor. %90. Evet, bu %90'ın %50'si kalıcı olarak bir daha bir tane ilgili bir problemle karşılaşmıyor. Geri kalan %50'si ise atak sayısında azalma ve daha az ilaç kullanarak artık yani şikayetleri azalıyor kısacası. Evet. %10'da ise ne yaparsak yapalım. Hiçbir çözüm olmayabilir. Ama nihayetinde migrenle uğraşan bir hekim olarak böyle bir probleminiz var ise bu ameliyatı size tavsiye ederim. Ama öncelikle tabii ki kronik migren tanısı almanız gerekiyor. Hemen özetle bir tekrarlayayım. Ameliyat olan hastalarımızın %50'sinde %100 başarı elde ediliyor. %90'ında çok özür dilerim. %100 başarı elde ediliyor. Bu demiştik. Doğru mu? Ben yanlış mı? Kaçırdım mı ben? Ben kaçırdım galiba. Tekrar söyleyeyim. Evet hocam, ben galiba sayıları karıştırdım. %90 hasta memnun kalıyor. Evet. Bu %90 hastanın %50'sinde bir daha hasta migrenle karşılaşmıyor. %40'ında ise atakları çok sıklığı azalıyor. %50'sinde ise atak sayısında azalma ve daha hafif ilaçlarla yani migren sayısı azalıyor. Veya %10'da sadece çok etkisiz olduğunu söyleyebiliriz. Ama değer yani her halükarda. Çünkü migren biliyorsunuz kronik bir şey. Evet ve yıllar çok kötü bir şey. Yıllarca uğraşan bir sürü insan var. Hem migrenin ameliyatı var kısacası. Şahsenem Hanım, ilk görüşmemiz ücretli değil, ilk muayenemiz kesinlikle ücretli değil, kontrollerimiz de ücretli değil. Gelip istediğiniz zaman Fatih Bey'le görüşme yapabilirsiniz. Hocam, meme küçültme ameliyatından sonra ne zaman yola çıkabilirim diye sormuş hastamız. Evet, iki hastamız beraber. Yani onlar mesela ameliyattan birinci günüydü. Evet. 3 saat sonrasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yok, onlar da 2 gün sonrasını çekti. Ya, pardon. Ve burcu oldular. Ve normal gündelik hayatlarına devam edebilirler. İknur Hanım memnun musunuz? Peki ağrınız, sızınız var mı? 15 gün içinde nasıl bir değişim yaşadınız? Evet. Bunu uzun parça koyacağız. Anladın mı dediğimi? Anladım. Hadi kıkırdağımız getirdik gelsin. Evet. Sorularımız varsa soracağız. Aynı soruları atlıyorum hocam, hemen biraz size yaklaşayım. Hadi merdiven giydireceksin bana. Hocam, sanırım Güler Hanım ya da Hafize Hanım, ismini kısaltmış, çok okuyamadım. Ankara'da da ofisiniz olmalı, burada da ameliyat yapmalısınız lütfen demiş. İstanbul'da evine yetişemiyor Fatih Bey, ameliyatlardan Ankara'ya nasıl yetişsin? Biz sizi buraya davet edelim, burada misafir edelim, siz gelin. Meryem Hanım... %90 diyelim. Hiçbir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz karın gelmeden sonra. Göbek deliğinin yeni açılmasıyla ilgili. Bu çok aslında basit ve normal bir işlem. Hiçbir sıkıntıyla da bugüne kadar karşılaşmadık gibi bir şey. Kardelen Hanım, hangi ameliyat olduğunuza göre değişir? Bize düşündüğünüz ya da olduğunuz ameliyatı paylaşırsanız. Evet. Burun ameliyatı olurken uyanırsak diye bir soru gelmiş. Tabii ki böyle bir şey imkansız. Anestezinin bu konuya cevap verebilir. Hasta uyanır mı sizce? Hayır, böyle bir şey imkansız. Hasta olmaz. Bizi uyandırmadan uyanmaz. Uyandırma ilaçlarını yapmadan evet. Hasta uyanmaz. Filmlerde oluyor. Evet, o filmlerde oluyor gerçekten hiç. Hocam 17 yıllık doktorluk hayatınızda böyle ya da buna yakın bir şey hiç yaşadınız mı? 17 yıl mı? 17 yıl değil mi? 26 yıl oldu bir de. Hayır plastik cerrahi uzmanlığınız 17 yıl değil mi ya? Hayır canım,
Allah beni kahretmesin. Okey. Allah beni kahretmesin. Beraber çalışıyoruz 1,5 yıldır. 23 yıllık meslek hayatınızda böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Hayır. Hiç olmadı. Yani imkansız diyoruz imkansız tek kelimeyle. Sadece. Bakın mesela bazen hastanın uyandığını hissederiz. Hafif böyle kımıldadığını hissederiz. Aslında böyle reflekslerinin gelmeye başladığını. Böyle bir durumda hemen anestezi uyarırsınız. Anestezi ona bir ilaçla destekler. Anestezi sonra cevap verebilir çok da şekilde. Zaten orada onlar monitörde... Biz hastamızın uyandığını ya da uyanacağını böyle bir şey mümkün değil ama bunu anlarız ve ilacımızı o anda devreye getiririz. Hastanın tabii ki öyle uyanıp şunu konuştular. Yok ben gördüm, gözümü açtım. Böyle bir şey imkansız. Hemen yeni bir soru buluyorum. Hocam 2 ay önce yapılan bir şektomide sol yanağım daha şiş duruyor. Normal midir yoksa böyle bir asimetri var olabilir mi diye sormuş. Sanırım Tuğçe Hanım. Şimdi şöyle, aslında her iki tarafta da ne kadar yağ dokusu varsa onların hepsini alıyoruz zaten. Evet. Yani hiçbir şey kalmıyor içeride. Bazen hastaların yanakları asimetrik olabiliyor. Böyle hastalara çok karşılaştığımız evet. oluyor. Ama bir şişlik ya da sertlik de olabilir. O sertlik varsa da mutlaka yumuşacak, gevşecek yani. Evet. Açalım. Oo hocam. Kaçırmışlar. Sevim Hanım, Fatih Bey ne zaman Londra'ya gelecek diyor. Hay. O sevim misin şu anda sen? Ben 2 yıl ben giydim de hocam. Ha, okey. Nerede yaptın? Şurada dur. Evren Sener çok doğru bir bilgi vermiş. İlk 4-5 gün hatta yani 3 gün diyelim ortalama. Bu normaldir bu. Anestezinin bizi solutmak için taktığı tüpten kaynaklanıyor. Bu çok normaldir boğaz ağrısı. Bu her ameliyatta yaşanacak. Yaşanması beklenen bir durumdur. Öyle büyük bir acı değildir zaten. Almanya'dan selamlar hocam. Evet bakın. Bu bant da çıkıyor daha. Yaklaştırıyorum izninizle. Şöyle çekersek. Çok koyduk evet. Bakın gördüğünüz gibi kırmızı. Evet çok şey yapamıyorum. Uzaklaştırayım. Evet. Şimdi birazdan bu kıkırdak kokusunu işleyip hastanın burnuna koyacağım. Önceden yabancı cisim de dediğimiz Medfor denilen özel bir implant tipi vardı. Onları kullanıyorduk. Fakat yabancı cisim hiçbir zaman hani otolog ya da alozaret gibi olmuyor. Hocam bir sorumuz var izninizle yönlendiriyorum. Sevim Hanım sormuş. Fatih Zadelen'e burun estetiği oldum. Eşim burnuma yumruk attı. Tekrar deviasyon problemi olur mu? Şu an nefes alamıyorum. Lütfen sorun demiş. Yani bir kontrole gelsin mümkünse. Evet. Kontrole gelirse çok daha rahat bir şekilde hastamızı ilgilendirebilir. Ne olduğunu ne bittiğini görebilir Fatih Bey ve açıkça sizi bilgilendirebilir. Çünkü buradan görmeden olabilir de olmayabilir de bunu anlayamayız. O yüzden bir kontrole gelin eğer sizin için de uygunsa Sevim Hanım. Hayır Gülten Hanım, burun ameliyatından sonra ağız tadı gitmiyor, koku kaybı da olmuyor. Ben kendim ameliyat oldum, böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım, karşılaşanı da duymadım. Sibel, senin koku kaybın ya da tat alma kaybın oldu mu? Olmadı. Hiçbir problemimiz yok. Hiçbir hastamızdan da böyle bir şey duymadık. Şimdi şöyle arkadaşlar, hastamızın söylediği şey doğru. Bazı ameliyatlardan sonra eğer burnun
mukozasına çok ciddi hasar verilirse böyle bir problem söz konusu olabilir. Hasta doğru söylüyor. Ama biz karşılaşmadık Allah'ta. Karşılaştırmaz. Yok yok. Yani sizin yaptığınız ameliyatları biz böyle bir şey hiç karşılaşmadık. Ben hiçbir hastadan duymadım. Yani bu burunda karşılaşılabilecek komplikasyonlardan bir tanesidir. Normal şartlarda. Bunun için çok titiz olmak gerekiyor. Yani burunun hiçbir şekilde zarar vermemesi gerekir. Enteresan bir kıkırdak çıktı. Ne çıkarsa baktığınız. Neden hocam? Şeklinden dolayı mı? Bakın buradan böyle, buradan böyle. Evet. Şimdi işlemeye çalışıyorum ama hangi tarafını kullansam diye. Sanatınızı icra ediyorsunuz. Sanırım şöyle. Aynen. Böyle kullanmak daha mantıklı olacak gibi geliyor bana. Tabağında düz yapmalıyız bence. Hocam biraz daha yüksek ses istesem sizden. Tabağın kısmını düz yapmaya çalışıyorum. Tolga Bey hocam 6 gün önce rinoplasti yapmışız. Hiçbir morluğum kalmadı. Çok memnunum. Çok teşekkürler. Yarın da tamponların için geleceğim. Biraz korkum var. İnşallah ağrısız olur demiş. Merak etmeyin Tolga Bey. Muhtemelen benimle karşılaşacaksınız. Ağrısız olması için elimden geleni yapacağım. Ama acısız oluyor ya. Eskisi gibi bir tampon ağrısı olmuyor. Silikon tamponlar oldukça kolay ve acısız çıkıyorlar. Evet. Düz bir forma getirmeye çalıştım. Şöyle. Şahsenem Hanım, şimdi yanlış derken nasıl bir yanlış? Yani gidip rino hastasına hani uyuduktan sonra yanlışlıkla meme falan yapılmaz tabii ki, öyle bir şey söz konusu bile olamaz. Bunun kontrolleri çok sık yapılıyor. Ama eğer farklı bir şey anlatmaya çalıştıysanız, ben anlamadıysam, o zaman tekrar yazmanızı isteyeceğim. Bunu üstüne koyacağım. Tabii Gönül Hanım, bu burnu soruya öncesi sonrası olarak paylaşırız. Selma Hanım çok teşekkürler. Hocam Almanya'dan şu an 10 kişi birlikte sizi izliyorlarmış. Selamlar yolluyorlar Almanya'dan. Evet, Meloş Abdre PRE isimli izleyicimiz 5 gün bir burun ameliyatı için oldukça yeterli bir süre. Ama ne zaman, yani nereye geri döneceksiniz? Aslında alçılarınızın alınması için tekrar gelmeniz gerekebilir. Hocam 5. günde alçıların alınması mümkün müdür? 5. günde alçı alınabilir. Sakıncası yok. Dikişlerde alınmayacak dikişler koyulursa hiçbir problem olmaz 5 günde dönmesine, değil mi? Evet. 5. günde alçı alınabilir. Zaten şöyle kapalı yapıyorsak eğer, kapalı ameliyatlarda dikiş problemi olmuyor ve daha erken topluyor. 5 gün oldukça yeterli bir süre bizim için. Gülcan Hanım, o zaman sizi de bekliyoruz bu hasta gibi burnunuzu düzeltmeye. Hocamız hatırlar ama ben şu an dikkatini dağıtmamak için hafızasını kurcalamak istemedim. Çünkü gerçekten tanıdığım en güçlü hafızaya sahip insan. 15 yıl önceki hastalarını hatırlıyor. Yani 15 yıl önceki hastalarını hatırlıyor. Evet Rabia Hanım, burnu Fatih Bey istediği kadar tabii ki küçültebilir. Küçültülecek bölümlerine. Hocam, kaş hekimiyle kaş düşüklüğü ortadan kaldırmak mümkün olabilir mi diye sormuşlar. Hayır. Kaş hekimiyle kaş düşüklüğünü ortadan kaldırmak, yani bu şey gibi düşünüyorsunuz belki ama kaş dövmesiyle, hayır böyle bir şey doğru değil. Yani kaş kaldırma ayrı bir işlem ve gerçekten çok etkili, kalıcı bir şey. Doğal bir sonuç. Kaşınız eğer düşükse hakikaten bunun için en etkili yöntem kaş kaldırma ameliyatı. Kaş kaldırma ameliyatı. Ve yapılırsa da çok da güzel oluyor sonuçta. Hastalarınızı çok memnun kalıyorlar. Evet.
F. Danlı isimli kullanıcı size yanıt vereceğim şimdi. Fatih Bey tabii ki burun ameliyatı yaparken aslında siz sadece estetik yaptığımızı düşünüyor olabilirsiniz ama biz burundaki etleri küçültüyoruz her hasta için ve kemik eğriliğini de %100'e kadar düzeltmeye çalışıyoruz. Fatih Bey elinden geleni yapıyor. Yani aslında bu sorduğunuz kemik eğriliği ve et büyümesi için de ameliyat yapıyorum dediniz. Biz bunları zaten rinoplasti ameliyatının içinde her hastaya yapıyoruz elimizden geldiğince. O yüzden aklınızda soru işareti kalmasın. Hocam, 18 yaşında erkek hasta. Burnu daha önce iki kez kırılmış. Yaşım ne kadar uygun ameliyat olmak için diye soruyor. 18 yaşında erkeklerde yapılabilir. Bayanlarda burun ameliyatı için yaş biliyorsunuz. 16-17, erkeklerde 18 yaş. Hiçbir sakıncası yok, yapılabilir yani. Mustafa Ak yazmış hocam. 2 sene önce burnumu yaptırdım. Çok memnunum. Kim yazdırmış? Mustafa Ak. Mustafa'cığım selamlar. Hoş geldin. Azerbaycan'dan selamlar var. Mustafa 2 satır altta da Sibel Hanım bekar mısınız yazmış. Trollüyor Sibel'i şu an. Artık bu tarafa bir daha dokunmayacağım. Sadece oradan bir burnu sıkıyorum. Şimdi buyurun hocam. Şunu da şey olarak kullanmayı düşünüyorum. Şıtrat. Şıtrat olarak kullanmayı düşünüyorum. Diğer kullanmayacağım. İlk aldığımız parçayı üzeri için kolümeller şıtrat dediğimizi de şu projeksiyonu sağlamak için kullanacağız. Hemen açıklayayım. Daha önce estetik ameliyat olunmuş. 2 kez de burnundan et alınmış hocam. Yatarken sol taraftan hiç nefes alamıyorum. Ne önerirsiniz demiş bir hastamız. Tabii ki 2 kez rinoplasti olmuş. Daha önce 1 kez rinoplasti olmuş ve 2 kez burnundan et aldırmış. Evet. Sol tarafında yatarken hiç nefes alamıyormuş. Hı hı. Ne önerirsiniz? Size sorduğu soru budur. Ne önerirsiniz? Yani görüşmeye gelmesini isterim öncelikle. Görüşmeye gelirlerseler. Evet, solunumun sıkıntısı neden kaynaklanıyor? Bunu anlayabilmek için. Hala düzelmemiş olabilir iyiliği. Düzeltilememiş olabilir. Mutlaka bir görüşmeye gelmelisiniz. Evet. Mutlaka. Görüşmelerimiz ücretsizdir. Gelip istediğiniz gibi danışıp fiyat öğrenip görüşebilirsiniz Fatih Bey'le. Nurcan Hanım ve diğer tüm izleyicilerimiz. Fatih Bey İstanbul'da Fulya Dora Hospital'da, özel Dora Hospital'da ameliyat yapıyor. Polikliniği de burada. Dora Hospital'a gelerek Fatih Bey'le görüşebilirsiniz. Instagram üzerinden orada bir iletişim numarası var. O iletişim numarasından da randevularınızı oluşturabilirsiniz. Evet Ayşe Hanım, az önce bahsettiğimiz gibi %90 ihtimalle kesinlikle faydasını görürsünüz. Sevim Hanım, evet az önce sorunuzu yanıtlamıştım ama birkaç kez daha denk gelince tekrar yanıtlayayım. Kontrole gelmenizi istiyor Fatih Bey. Çünkü böyle bir şeyin olup olmadığını görmeden anlayamayız. Olabilir de olmayabilir de o yüzden. Hocam Bremen'den sevgiler, harika bir doktorsunuz demiş Serap Hanım. Sağ olsunlar. Burun ameliyatımız ortalama 45 dakika civarı sürüyor. Recep Bey. Biraz hızlı aralayayım, o yüzden sormayın. Her şeyi yapabilirim ama. Evet, ben elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Evet. Takıldığım yerde siz düzeltiyorsunuz. Ama elim işte, kulağım sizde, gözüm oraya işte değil. Kesinlikle sloganımız. Yok, ben Necla Hanım değilim. Ben Tuğçe hemşireyim. Fatih Bey'in asistan hemşirelerinden biriyim. Canlı yayınları sunuyorum. Necla Hanım hastalarımızla direkt olarak görüşen birisi. Evet, Fatih Hoca Gaziantep'li.
Yeliz Hanım. Hocam İsviçre'den çok selamlar var size. Ve mavi formaların size çok yakıştığını söylüyorlar hocam. Ameliyat gönlüklerinin. Siz hocam. Mavi formayı ben de çok yakıştırıyorum. Nasıl yani Leyla Hanım? Uyanıktım derken. Lokal anestezi altında mı yapıldı? Onu açalım biraz lütfen. Hocam kolay gelsin hocam. O gülen yüzünüz hep gülsün inşallah yazmış bir izleyicimiz. Sağ olun efendim. Hanife Hanım bu konuyla ilgili tabii ki biz bilgi veremeyiz. Doktorunuzla aranızda olan diyalogla ilgili. Hocam tip plastiği lokal anestezi altında yapılabilir mi diye sormuş bir izleyicimiz. Evet. Evet yapılabilir. Tabii ki her ameliyatın olduğu gibi burun estetiğinin de riskleri vardır. Az önce mesela birinden bahsettik. Tat ve koku alma ile ilgili problem. Düşük de olsa böyle bir ihtimal var. Bu da operasyonda bir şeyler yanlış gittiği zaman karşılaşılabilecek bir şey. Mukozanın fazla inceltilmesinden kaynaklandığını söylemişti Fatih Bey. Evet, parantez bacaklar için uygulamalar var. Bununla ilgili bacağa yağ enjeksiyonu yapılabiliyor. Bacağa protez konulabiliyor. Ya da eğer çok büyük bir boyuttaysa ortopedi doktorunun ameliyatıyla bacaktaki yamukluk törpülenerek ya da daha büyük ameliyatlarla düzeltilebiliyor. Daha önce Fatih Bey ve ortopedi doktorumuz ortak bir canlı yayın yapmıştı. Sanırım kaçırdınız Feride Hanım. Orada biz çarpık bacaklardan oldukça çok bahsettik. Hastanemizde bu konuda çok iyi uzman bir doktorumuz var. Doktor Mahmut Kalender. Instagram'dan takip edebilirsiniz. DM'den sorularınızı da sorabilirsiniz. Parantez bacakla ilgili. Hocam Maria Hanım demiş ki beni Fatih Bey ameliyat etti. %100 tavsiye ediyorum. Korkmayın gidin. Saygılar size doktorum demiş. Maria Hanım. Hastamızın tercihine ve doktor beyin tercihine göre meme protezi implant markaları değişiyor tabii ki. Allergan, Mentor hepsi yani kullanılıyor. Aslında tek çeşit kullanılmıyor. İnşallah bekliyoruz. A.Ekici isimli kullanıcı size ameliyat için. Size uygun tarih için istediğiniz zaman arayıp randevunuzu oluşturabilirsiniz Özlem Hanım. Rukiye Hanım bekliyoruz sizi Mart'ın 11'inde inşallah. Böyle şeyler hocaya çok yönlendirmiyorum konsantrasyonunu bozmamak için çok da. Evet hocam cevapladıklarımı atlıyorum. Aynı soruları çok kez sormuşlar arda arda. Kıkırdağın üzerine döktüğümüz şey, yeniden göstereyim. Su, steril su. İzotonik dediğimiz aslında serum gibi diyebiliriz. Bir su, kıkırdak çok yüksek derecede donmuş olduğu için -40, -90 derece arasında saklanıyor. Onun çözülmesi için oda ısısında steril su, bu merak ettiğiniz sıvı odur yani. Hayır, kesinlikle hayvandan alınmamış, insandan alınmış kıkırdak. Maddesi yani hayvanla öyle bir risk kesinlikle yok. İnsandan oluyor, kadavra kıkırdağı oluyor genelde. Ve kesinlikle riski sıfır olan, tüm dünyada kullanılan oldukça normal bir nakil işlemi aslında. Tabii kendine göre avantajı var. Evet, hasta ikinci bir travma kaburgasında yani ikinci bir iz, ikinci bir ameliyat, ikinci bir işlem istemediği için
istemeyen hastalarımızda, daha doğrusu biz bu yolu tercih ediyoruz. Hastamız kendi kıkırdağını isterse tabii ki kendi kıkırdağını da kullanıyoruz. Hocam, çalışanlarınızdan birine hiç kaş ekimi yaptınız mı diye sormuş Hanife Hanım. Görsel isteyecek sanırım. Bizim kaşlar maşallah sırma gibi. Çünkü Fatih Bey bizim kaşlarımızı koruyor. Evet, sadece ortasını alabiliyoruz. Altını inceltmemize izin vermiyor. Çünkü ileride kaşımız küser ve kaşsız kalıp kaş ekimi yaptırmak isteriz. Ya da kaşımız bir şekilde müdahale edilmek zorunda kalır diye. Doğal halini korusun diye. Gerçekten bizi her açıdan kolluyor. O gözündeki mercekli gözlüklerle ameliyat esnasında kaşlarımıza bakıp aldıysak bize kızıyor. Evet, bir de anlıyor yani. Hemen anlıyor. Bizimle de hastalarıyla olduğu kadar aslında yakından ilgileniyor. Bu çok güzel bir şey. Bunu bizim için yapıyor ama biz bazen alıyoruz gizli gizli. Davet var, şu var ayağı. Evet. Evet, tip plastik lokal anesteziyle oluyor. Tip plastik yapılabiliyor lokal anesteziyle. Ama yine de hastalar çok endişe ediyorlar. Şimdi de genellikle genel anestezi tercih ediyorum. Şöyle bir şey rica edeceğim sizden. Ben sorularınızı kaçırmıyorum. Tek tek aşağıya inerek okuyorum. Hiçbir soruyu cevaplayabileceğimiz hiçbir soruyu atlamıyorum. O yüzden aslında 4, 5, 6, 7, 8 kez yazmanıza hiç gerek yok. Çünkü o zaman da aşağıya kaydırırken ben çok vakit kaybediyorum. Ben cevaplayabildiğim her soruyu mutlaka görüp cevaplıyorum. Üstten aşağıya inerken en altta kalanlara sıra gelmiyor sadece daha. Onu bir hemen altını çizelim. Tülay Hanım, bekliyoruz. İnşallah bu son ameliyatınız olur ki biz öyle umut ediyoruz, öyle düşünüyoruz. Merak etmeyin. Doğru yerdesiniz. Meme protezi ameliyatımız ortalama olarak 20 dakika, 15-20 dakika arası sürüyor. Almanya'dan selamlar hocam. Bodrum'dan selamlar hocam. Bremen'den selamlar. Hocam, ilginç bir sorumuz var. Kıkırdak koyulan yerler ara ara şişer mi? 10 gündür şiş benim ve 4. ayımdayım demiş hastamız. Biraz ses alsam hocam sizden. Zaman zaman şişliklerle karşılaşılabiliyor. Ama korkmayın lütfen. Geçecektir. Eğer geçmezse bizim için önemli. O zaman da istediğiniz zaman görüşmeye, kontrole gelebilirsiniz. Şimdi ben uzaktan, alana uzaktan çekip yakınlaştırarak çektiğim için aslında benim sesimi net alıyorsunuz. Fatih Bey'in sesi uzaktan geliyor. O yüzden sesle ilgili yaşadığımız problem bundan kaynaklanıyor. Çok yaklaşamıyorum çünkü. Evet, Fatih Bey ameliyatlarının hastanın tercihine göre ve büyük oranda da kapalı yapıyor. Tamponda kapalı yaptığımız hastaların çoğunda aslında kullanmıyoruz. Gerekirse septumuna girdiysek ya da siz bunu nasıl söylesem. Yani burundaki müdahaleye göre değişiyor. Tampon kullanıp kullanmadığımız hasta da oluyor. Hastamızın doğrultusuna göre eğer mümkünse kapalı da yapıyoruz. Çoğu hastayı kapalı yapıyoruz. Ne kadar kapalı oranımız şu anda? Bence %75, %80 kapalı yapıyoruz. %75 yapıyor muyuz kapalı? Yapıyoruz. Yani 4 hastadan 2 kapalı mı yapıyorsun? Hocam 2 gün önce 6 hasta yaptık. 5'ini kapalı, 1'ini açık yaptık mesela. Dün değil, önceki gün. Pazartesi. Pazartesi günü. 6 tane rinoplast yaptık. 5'ini kapalı, 1'ini açık yapmıştık. Bugün de bu ikinci açık herhalde. Yoksa ilk mi? Sibel bugün sizi asiste etti. Ben o yüzden çok bilmiyorum. Ben hatırlamıyorum. Arda arda burunlara gire gire hepsi birbirine giriyor.
Sibel Hanım, soru size. Tamponlar kaç gün kalıyor? Özellikle size sormuş izleyicimiz. Evet, Sibel Hanım, tamponlar kaç gün kalıyor? Direkt soru bu şekilde. Yani en erken 5 gün alınıyor ama tavsiye üzerine 7 gün kalması uygundur. Tabii tamponu splintse, tamponu spongostansa, evet. 5-7 gün arası kalması uygun. Spongostansa zaten kendisinden 7 gün içinde erimektedir. Hocam, ilginç bir soru. Evet. El cerrahisi ile ilgili geliyor. Sağ el ekstansör D4 D5 tendon bağlarımı kestim. Ameliyat oldum. Eskisi gibi fakat rüzgarlı ve yağmurlu havalarda elim çok fazla ağrıyor. Ağrımın azalması için öneriniz var mı Fatih Hocam demişler. Ameliyat olanı ne kadar oldu? Fethullah Bey, cevabınızı bekliyoruz. Ameliyat olanı ne kadar oldu? Gül Hanım, bu düşünceleriniz, bu tarz güzel ameliyat sonrası düşünceleriniz bizlerle paylaşın. Korkan hastalarımıza çünkü açıklama oluyor, cesaret oluyor. Yaşayan birinden duymak daha inandırıcı oluyor aslında işin temeline, gerçeğine inersek. O yüzden ben bu tür yorumları çok beğeniyorum. Evet, lokal anestezi ile göz kapağı ameliyatı yapabiliyoruz. Göz kapağı ameliyatı için kaç gün Türkiye'de kalmam gerekir diye sormuş hocam hastamız. Göz kapağı için 5 gün yeterli. 5 gün oldukça yeterli bir süre. 5 gün yeterli. Kahramanmaraş'tan selamlar var hocam. Aleyküm selam, sağ olun. Handan Hanım, kesinlikle size katılıyorum. Bu yorumu okumayacağım ama size katılıyorum. Ben sana sonra söylerim. Şey, başka bir doktorun adı geçiyor, o yüzden etik bulmadım. Ha, sesli okay, okumayı o yüzden. Evet. Buyurun. Özlem Hanım, size uygun herhangi bir zamanda alabilirsiniz. Bizim için belirli bir öncesi şey diye bir şey yok. Öncesindeki bir süre diye bir şey yok. Size ne zaman uygunsa, istediğiniz zaman için, yarına bile diyebiliriz. Eğer sizin için uygunsa, Fatih Bey de yarın ameliyatları var burada hastanede, arayıp oluşturabilirsiniz. Hocam, oradan der misiniz hocama, USA'den Handan Hanım'ın size çok selamı var. Kucak dolusu sevgiler, saygılar. USA yazdığı için USA diye okumak durumunda kaldım. Hocamız hiçbir zaman kafasına göre bir ameliyat yapmaz. Öncesinde biz hastamızın, hemen ondan kısaca bir bahsedeyim. Ameliyat olanlar zaten bilir. Fatih Bey'de ameliyat olmayanlar ya da henüz olmayanlar için küçük bir fragman diyelim. Hastamızın bu tarz fotoğraflarını çekiyoruz. Bunları bilgisayara yüklüyoruz. Mesela bu çok uygun bir fotoğraf. Bunu üzerinde simülasyon çalışması yapıyoruz. Burnunu kaldıracağız, uzatacağız, burayı dolduracağız. Bununla ilgili bir simülasyon çalışması yapıyoruz. Hastamızla beraber Fatih Bey bunu yapıyor. Şurayı şöyle yapalım, burayı böyle yapalım diye fikirlerini önemsiyor. Ve ikisinin de beğendiği bir görüntü ortaya çıktığı zaman tamam diyoruz, şekil bu, hastamızın isteği bu. Daha kalkık olsun, daha düşük olsun, daha uzun olsun, daha kısa olsun gibi isteklerle beraber bunu şekillendiriyoruz. Tabii bu bir simülasyon. Gerçeği emin olun ki her zaman daha güzel oluyor. Ama Fatih Bey ve hastamızın ortak fikri doğrultusunda ameliyatımıza başlıyoruz. Bu görüşme, bu planlama yapılmadan hiçbir ameliyata başlamaz Fatih Bey. Bu her ameliyat için, bu arada rinoplasti için değil, protezde de hastamız protezine kendisi karar veriyor, büyüklüğüne, küçültmede de kaç beden olmasını istediğine kendisi karar veriyor. Her ameliyat için hastayla beraber bir planlama yapılıyor aslında. Çünkü önemli olan hastamızın mutlu olması. Evet, şu anda kıkırdaklar yerleştiriliyor. Şu anda bu makine koyuyorum. Biraz şöyle köşeden yakınlaştırayım ben. Hiç korkabilirler biraz. Kayseri'den selamlar hocam yazmışlar. Teşekkürler, sağ olun. Kayseri'ye selamlar.
Yağ almayla, enjeksiyonla, bantlamayla, uyuma, uyanmayla beraber yaklaşık 1-1,5 saat sürüyor. Yüzey enjeksiyonu Hakan Bey. Derya Hanım çok teşekkürler. Fatih Bey'in adına size çok teşekkür ediyorum. Hocamız yakın zamanda Londra'daydı. Bir daha ne zaman gider inanın ben de bilmiyorum. Geçen hafta sonu oradaydı. Evet, çok çok yakın zamanda geçen hafta sonu Londra'daydı. OEZ.dr isimli kullanıcımız. Sanırım yazdığınız şeyi ya kaçırdım ya da okunmasını çok doğru bulmadığım bir şeydi. Siz tekrar yazın. Ben sesli okumasam bile zaten burada tüm takipçiler okuyor. Merak etmeyin. Yine çağır mısınız hocam? Hocam beni çağır mısınız? Hadi. Evet, bacağı yağ enjeksiyonu, bacağı aquafilling yani dolgu ve bacağı protez. Bu üç seçenekle ince bacaklara ve çarpık bacaklara çözüm üretiyoruz. Handan Hanım, yani kusura bakmayın ben yorumları sırayla okuyarak indiğim için geç okuyabiliyorum. Bu şu an sizin okuduğum üçüncü yorumunuz. Selamınızı da söyledim. Ama şu an size küsüyorum. Bir daha yazmayacağım ki okumadığın için demişsiniz ama üzgünüm, gerçekten üzgünüm. Herkesin yorumunu okuyabilmek için sırayla iniyorum aşağıya. Bu da tabii ki süre kaybı yaşatıyor. Geç de olsa okuyorum. Hocam kolay gelsin. Kızımla yüzümüzde kırmızılıklar ve damarlarımız çatlakmış. Lazerle yakılması gerekiyormuş. Bu tür uygulamalar siz yapıyor musunuz diye sormuşlar. Ya ben uygulaması yapmıyorum maalesef. Peki öneriyor musunuz? Yani eğer bir problem varsa lazerin etkili olduğu konulardan bir tanesidir bu. Vasküler lezyon olsa eğer damarsal problemlerde lazer tedavisi yapılıyor ama ben uğraşmıyorum bu konularda. Dikiş izleriniz ortalama, yani ortalama değil tamamen bir yıl içinde %95 görünürlüğünü kaybeder diyebiliriz. Son halini alır meme protezi için. Ameliyat 15-20 dakika sürüyor, meme protezi ameliyatı. Buruna yağ enjeksiyonu yapılınca sargı tampon oluyor mu? Sargı tampon zaten artık kullanılmıyor. Hocam buruna yağ enjeksiyonu yapılınca tampon kullanılır mı diye sormuşlar. Hayır. Gerek yok. Hayır. Evet, migren ameliyatı yapıyoruz. Az önce bu konuyla ilgili konuştuk. Migren ameliyatında %90 hastalarda memnuniyet. Bunların %50'sinde tamamen migrenin yok olduğunu, diğer %50'sinde atakların oldukça azaldığını görüyoruz. Bu %90 memnun olan kısım, %10 diğer kısımda ise ne yaparsak yapalım migrenin geçmeyeceği, çok ileri olduğu ya da migrenin çeşidinden kaynaklanan durumlar. Bunlarla ilgili de tabii ki muayene gerekiyor. Hocam, sanırım Zayda Hanım, Almanya Münih'e gelecek misiniz? Beni unutmayın, lütfen okur musunuz demiş. Tabii ki Almanya'ya geleceğim de, uzun zamandır gelmedim biliyorsunuz. Evet. Ama geçen bir tarafı gelmek planlıyorum. Burun ucu düşüklüğü ilginçtir. Botoksla ya da dolguyla çözülebilir mi? Demişler hocam. Siz çok cevaplayın. Çok fazla etkili olmadığını düşünüyorum. Evet. Anestezi hakkında anestezi doktorundan bilgi alabilir miyiz demişler hocam. Tabii ki. Ne konuda? Mesela anesteziden korkuyorlar hocam. Anestezi halinde uyanmalarından korkuyorlar. Böyle bir şey mümkün mü? Anestezi teknisyenimizle konuştuk ama yeni gelenler için yeniden anestezi doktorumuzla da konuşalım. İmkansız. Yani bitmesi lazım. Ne bileyim gazların şey olması lazım. Yok olması. Yani kıyametin kopması lazım ki. Yani öyle bir şey olmaz. Evet. Zaten başındayız devamlı. Böyle bir şey mümkün değil. Temiz ettiler hocam herkes.
Evet. O filmden sonra herkes anestezi uyanınca yedek bir şey konuşmaya başladı. Tabii ki gerçek canlı bir ameliyat. Hocam İsviçre'ye ne zaman geliyorsunuz diye sormuşlar. Beni de götürün giderken. Seni mi? Evet. Götürelim seni de. Ben de gitmek istiyorum oralara. İsviçre'ye. Peki götürelim seni de. Hocam demişler ki fantastic job Dr. Fatih. Dr. Fatih. Best regards from Norway. Beni Norveç'e de götürün. Norveç'e de gidelim. Kuzey ışıklarına. Kuzey ışıklarına gidelim. Norveç'e istersen gidelim. Yani yapacağız. Evet gidelim. Norveç'ten, İskandinavya'nın her karesinden canlı yayın yapalım. Hocam Almanya'da nerelere geldiğinizi sormuşlar. Köln'de yok mu yeriniz diye sormuşlar. Köln'de yerim var tabii. Aslında Köln'e gidiyorsunuz siz. Ara ara dönem dönem. Evet Gülcan Hanım istediğiniz burun şekli yapılabilir. Gördüğünüz gibi hastamızın kıkırdak istememesine rağmen kendi kıkırdağını düzeltiyorum istememesine rağmen ve burnunda kıkırdak olmamasına rağmen her türlü bir çözümle burnunu şekle kavuşturuyoruz. Kıkırdak bankasından alınan kıkırdakla hastamızı burnunu projekte bir hale getiriyoruz şu anda. Hocam, ameliyatla yapılmış olan burun ucu yaşlanınca düşüyor diyorlar. Bu doğru mu diye sormuşlar. İlginç. Yaşlanınca. Yaşlanınca burun ucu düşer mi? Tabii yaşla beraber insanın burun ucu biraz düşüyor ama ameliyat olmuş hastanın burun ucu düşmez kesin. Evet, başarılı bir ameliyatsa. Onun altını çizelim. Mesela bu hastamızın burnu çok oldukça düşük ama bu böyle yapılmış. Yani aslında belki de sonradan düşmedi ameliyat yani bu sekonder bir rinoplasti. Daha önce başka bir cerrah ameliyat yapmış. Şu projeksiyon burunda yok gördüğünüz gibi. Burun ucu düşük, üzeri basık, ucu kısa. Biz üzerini doldurduk, ucuna graft koyduk ve kaldırdık, projekte hale getirdik. Birazdan da size göstereceğiz. Bu arada ameliyatımız hızla bitiyor. Son aşamasındayız. Burun ucu bantları 5. günden sonra ortalama 8. güne kadar genelde de 7'yi tercih ederiz. Çıkarılır. Tamponlar da aynı gün çıkarılır. Revizyon ameliyatları da normal ameliyatlarda hastanın durumuna ve ihtiyacına göre açık ve kapalı olarak planlanabiliyor. Hocam sizce kaş hekimi tamamen başarılı oluyor mu diye sormuşlar. Şimdi şöyle, kaş hekimi tabii ki başarılı oluyor. Fakat saçtan alındığı için uzuyor. O yüzden hani kaş hekimi yapılan hastaların kaşlarını zaman zaman düzeltmesi gerekecek. Evet. Hocam el cerrahisiyle ilgili soru soran hastamız 6 ay önce ameliyat olmuş 4 Ağustos'ta. 6 ay önce ameliyat olmuş. Soğuktayken, D4, D5'te bu arada tendon harekesi olmuş. Soğuktayken çok ağrı oluyormuş. Yani çok ağrı aslında olması lazım. 6 ayda çünkü büyük oranda iyileşmiş olmasını bekliyoruz. Fizik tedavi görmüş mü peki? Fizik tedavi gördünüz mü? Esnasında eklemlerinde, kemiğinde bir problem oldu mu? Yabancı bir cisim konuldu mu? Evet. Bize DM'den yazın. Canlı yayının bitmesine 1,5 dakika kaldı. Cevaplayamadıklarım ve bu el cerrahisiyle ilgili soru soran hastamız DM yoluyla ulaşın. Biz size bilgi aktarımına devam edelim. Melisa Hanım bu arada 5. güne itibaren çıkarabiliriz. 5 gün sonra alçı bantlarınızı alıp sizi yurt dışına geri uğurlayabiliriz. Hemen kısaca bir soru daha alayım diye bakıyorum. Evet, bir kez daha burun ameliyatı olabilirsiniz. DK051 isimli kullanıcı. 2 kez burun ameliyatı olmuşsunuz. 3. olabilirsiniz. Biz burada 6. Geçen bir canlı yayında, 2 canlı yayın önce sanırım 6. kez ameliyatını yapmıştık bir hastanın. O hasta şu anda çok memnun. Hocam son 37 saniye. Evet. Sizden bir konuşma istiyorum. Konuşmadan önce şirketi burun sonucunu görebilseler. Story atarız hocam. Story atalım. Evet. Bakar burun sonucunu görmenizi isteriz. Evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Gördüğünüz gibi bu saatte bile sizler için çalışıyoruz. Bu arada 5 dakikaya kadar ameliyatımız bitecek. Son müdahaleler yapılıyor ama evet. Hemen size story'e atacağız bittiği gibi. Bitince sonucu atacağım. Kapanışından sonra. Bu
gerçekten önemli bir ameliyat. Evet. Daha önce yapıldığı için. Ama sonuçta her şeyin bir çaresi var gördüğünüz gibi. Bu hastalık.